Ali Kara Hasanoğlu. 23 Ağustos 2022 tarihli köşe yazısı. Kaybedersek bunlar yüzünden kaybederiz. Profesör Doktor Üstün Dökmen'in başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatris, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar. Küstah açıklaması sonrasında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu Allah rızası için yıllardır yapmaya çalıştığınız şu baskıları bırakın artık ya mantıksızlıkları bir kenara koyun. AK Parti'yi şu anda ayakta tutan bu yaklaşımdır. Yanlışlarını bunlarla örtüyor. En azından bu gafleti göstermeyin. Zaten bu mantık sahibi insanlar yüzünden önümüzdeki seçim kaybedilirse kaybedilir demişti. Üstün dökmen gibiler bir bilemediniz iki veya üç kişi olsalar biz de Temel Bey'in açıklamasının bırakın artık ya kısmına iştirak ederek muhatapları ciddiye almadan konuyu geçiştireceğiz. Ama olay üstün dökmenle sınırlı değil. İki kişiyle, üç kişiyle sınırlı değil. Üstün dökmenler gırla. Hemen her yerde onlarcasıyla karşımıza çıkıyorlar. Onlardan bir tanesini daha verelim. Nasıl pervasızlar, nasıl ceberrutlar, nasıl iftiracılar, nasıl küstahlar Temel beyce görsün. Bırakın artık ya demekle bu zihniyetin o ceberrutluğu bırakmayacağını anlasın. Bir hafta önce kafayı çıkaran Üstün Dökmen'in söylemini bu hafta Cumhuriyet Gazetesi'nden Örsan Öymen tekrarlıyor. 28 Şubat kumpası başlıklı yazısı Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmış. Sizler internet sitesinden yazıyı okuyabilirsiniz. Ne yazmış Öymen? kısa kısa alıntılayalım. Yaklaşık bir yıl önce emekli komutanlar ve askerler Çevik Bir, Çetin Doğan, Hakkı Kılınç, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, İlhan Kılıç, Aydan Erol, Kenan Deniz, Ahmet Çörekçi, Çetin Saner, İdris Koralp ve Vural Avar hukuka aykırı bir biçimde tutuklandılar. Hani teknik yanlışlarla yerimi doldurmak istemiyorum ama kesinleşmiş mahkumiyet kararıyla cezaevine konulan ve tüm rütbeleri sökülmüş darbecilerin isimlerini verip hukuka aykırı bir biçimde tutuklandılar derseniz. Adama psikolojik harp taktiğini nerede aldın diye sorarlar. Bu adamlar artık komutan değil, er bile değil. Bu adamlar hukuka aykırı bir biçimde tutuklanmadılar. Kesinleşmiş mahkumiyet cezalarını çekmek üzere cezaevine konuldular. Ama olsun psikolojik harp taktiği kapsamında zihinlerde haksızlığa uğramış komutanlarmış gibi algı oluşturmak için bu giriş yapılmış. Yazının devamı daha vahim. Altılı İttifak'ın amansız müdafacılarından Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarı o gazetede net olarak şunu yazıyor. 1990'lı yıllarda Türkiye'de laiklik karşıtı siyasi örgütlenmeler, ve laiklik karşıtı terör örgütlenmeleri paralel biçimde yükselişe geçti. Temel abi sana bu yazıyı okutmadılarsa, senden gizledilerse bak yazıyorum işte. CHP zihniyeti size dindar insanlara nasıl bakıyorlar gör işte. Ben laiklik karşıtı terör örgütü ifadesinden gocunmam ki. Biz terör örgütü değiliz. Biz siyasi partiyiz. Cumhuriyet yazarının Refah Partisi'ni Saadet Partisi'ni kastettiğini nereden çıkarttın diyorsa Temel abiye yardımcı olayım. Yazının devamı şöyle. Refah Partisi 1991 genel seçimlerinde %17 oy aldı ve 1995 genel seçimlerinde %21 oy alarak birinci parti oldu. Yok yok durduk yerde layıklık karşıtı terör örgütü deyip ardından Refah Partisi'nin seçimde aldığı oy oranlarını yazıp İlgisiz cümleleri alt alta koymuş değil Örsan Öymen. Kafası çok net. Temel Karamolluoğlu'nu da tüm dindarları da çok net olarak nereye oturttuğunu şöyle anlatıyor. 1990 yılında Atatürkçü Düşünce Derneği kurucu genel başkanı hukukçu Muammer Aksoy, ilahiyatçı yazar, SHP Parti Meclisi üyesi Bahriye Üçok, yazar, araştırmacı Turan Dursun, gazeteci yazar Çetin Emeç, 1993 yılında gazeteci yazar Uğur Mumcu, 1999 yılında siyaset bilimci yazar Ahmet Taner Kışlalı katledildi. Temel Karamollaoğlu'nun belediye başkanlığı dönemindeki olaya da geliyor. 1993 yılında yazar Aziz Nesin'in ve Alevi sanatçıların hedef alındığı Sivas'taki olaylarda aralarında Asım Bezirci, Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Metin Altıok, Hasret Gültekin, Ezibe Sulari, Asaf Koçak, Behçet Aysan, Mehmet Atay, Uğur Kaynar, Muammer Çiçek'in de bulunduğu 33 sanatçı ve Pir Sultan Abdal Derneği üyesi yakılarak katledildi. Sivas'ı diline dolayan her solcuya başbağlar hakkında ne düşünüyorsunuz derim. Bu riyakar adama da bunu dememiz lazım ama sorun çok daha vahim. Çünkü Cumhuriyet yazarı tüm dindar insanları bu cinayetlerle nasıl mahkum ediyor ben iktibas edeyim siz de görün söz konusu aydınlar katledilmeden önce yıllarca RP'li siyasetçiler ve onları destekleyen yayın organları tarafından hedef gösterildi. Bitti mi? Bitmedi. Layıklık karşıtı kesimin üniversitelerdeki başörtüsü yasağından dolayı kendisini mağdur ilan ettiği yıllarda layıklığı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerini savunanların can güvenlikleri bile yoktu bu tosuncuktan alıntıya devam etmeye artık midem el vermiyor. Başörtülü öğrencileri katil gibi gösteren bu ifadeleri sebebiyle bu tosuncuğun yüzüne tüküresim geliyor. Ama midem de bulansa, kusasım da gelse, Temel Karamolluoğlu'nu olmasa da belki Saadet Partili kardeşlerimizden 2-3 tanesini uyandırabilirim ümidiyle bir paragrafta alayım. Bu yıllarda en büyük mağduriyeti yaşayanlar Üniversitede başörtüsü yasağına maruz kalanlar değil, laiklik karşıtı teröristler tarafından katledilenler laikliği ve cumhuriyet devrimlerini savunanlardı. Ya saadetli kardeşlerim, ittifak kurmayı bırakın. Ölümüne sahiplendiğiniz ve seçimi kaybedersek bunlar yüzünden kaybederiz diyerek kendinizi özleştirdiğiniz o ittifakın üyeleri bakın size hangi gözle bakıyorlar? Sizi Leyklik karşıtı teröristler olarak görüyorlar. Helalleşme isteyenlerin fikir babaları, bakın üniversitedeki başörtü mağdurlarının değil, onlara yasa uygulayanların mazlum olduklarını nasıl utanmazca söyleyebiliyorlar. Artık o yıllar geride kaldı mı diyorsunuz. Devam edin siz. Bu kafa iktidara gelirse sizi de bizi de 28 Şubat'tan beter edecek. Ama iş işten geçmiş olacak.''